Bunu da hani futboldan çok bahsettik. Yalnızca futbol değil tabii ki, birçok spor dalında olan Batı kökenli bir kelime. Buyurun bir bakın. Sportif kabahat diye sorduk bunu da. Ne olabilir? Faul. Ne olabilir? Faul. Oldu bile hocam. 400 puan daha kattı kasaya. Gayet güzel. Bunlar kısa kısa sorular. Ama aslına bakarsanız hedefe yöneliyor. Bu da öyle bir şey. İlk 5 harfli cevap şöyle sorulmuş. Diyor ki ermiş mezarı. Ne derler ona? Yatır. İşte bu kadar çok iyi gidiyor. Haydi Aydın Bey. Nefes bile almadan maşallah. Buyurun 5 harfli cevaplara. Tek kelime. Gayet iyi bildiğimiz bir dekorasyon ögesi. Bir mobilya. Eskiden yavrulu sehpa da denen mobilya takımıdır. Nedir? Zigon. Zigondur. Gayet güzel. Hiç harf almadık maşallah. 6 harfli. Tek kelime mi? Gibi gibi. Bir bakın. Çok az, seyrek anlamında kullanılan bir sözcük dizisi. Ara sıra. Sözcük öbeği demek daha güzel. Sığmaz ara sıra bu arada oraya. Yani çünkü ikinci kelimenin, ikinci sözün hiçbir anlamı yok. Sadece ilkiyle fonetik olarak benzer. O yüzden gelmiş oraya. Bir harf alayım. Alalım mı? Peki. Çok az, seyrek. Bulamazsın yani. Hani buralarda yoktur bakkal. Yani belki ilerideki caddede. Allah Allah. Nasıl bir tabir? Böyle yalap şap gibi bir tabir. Çok az, seyrek. İki kelime. İkinci kelimenin tek başına hiçbir anlamı yok. Durdu kafa. Bir tane daha alayım ben. Bir Hadi bir alayım. Tane daha alalım. Başka almayalım ama. Kötü yerden geliyor. İşte o anlamsız kısımdan geliyor. Tek tük. Nedir? Tek tük. Tek tük. Gayet güzel. Süremizi yedi biraz. Evet. O iki harfi acımıyorum. Merak Nazarlık etmeyin efendim. Olsun. Nazarlık olsun. Kenarda dursun. Altı harfli cevapların ikincisi böyle bir bela yaratmayacak zaten size. Mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Buyursunlar. Mecazen herhangi bir işte beceri ve deneyim kazanmak. Ne etmek? Yani bu sektörde 20 yıllık deneyimim var. Yani biz çekirdekten yetiştik biz. Sahada pişmek. Nedir? Pişmek. Pişmek. Gayet güzel. 2800 kasa. Buyurun geçtik 7 harfli cevapların ilkine. İşte bu. Kılçıklı olan. Evet. Bravo. Çok güzel tabir ettiniz. Kılçıklı. Kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Batı kökenli bir kelime. Aslına bakarsanız biz de daha zor hale getirmedik bunu. Sözlükte yazanı aldık buraya yapıştırdık. Bir bakınız. Laf cambazı. Bu tabirin Fransızca kökenli karşılığını istiyorum sizden. Hani böyle laf yarışına girilmeyecek insanlar. Tartışmayı oradan alır çevirir. Öyle bir laf eder ki birkaç anlama geliyor. Laf ebesi gibi. Laf ebesi gibi. Evet. Laf ebesi ama daha çok ilginç lafları bulup çıkarana derler. Bir harf alın zaman. Buyurun. Bu ağzı laf yapan, onu da hep kendi çıkarına kullanan. Bir harf daha alayım. Buyurun bir tane daha. Fransızca kökenli bir kelime, tekrar ediyorum. Laf cambazı. Ağzı laf yapan, bunu da silah gibi Demagoji. Kullanan. Yapan kişiye psikoloji. Demagoji. Dur bulursunuz. Demagoji. Goş. Hani psikoloji, psiko, uzmanı, psikoloji uzmanı, psiko. Psikiyatri. O psikiyatri, psikiyatrist var. Wow, bir de psikoloji. Demagoiz. Hocam bir harften kaçırmayalım bunu yahu. Ek kısmı hani hematoloji, hemato. Log. Nedir bu? Demagog. Demagog.